dünyanın tamamını bir adama versen yine o nedir ahiretin yanında? Çok azdır. 60-70-100 senedir gelir geçer bir şey kalmaz. Peki dünyanın tamamı bir adamın olsa o bile çok az oluyor da. Ya bir gavura dünyadan düşen 5-10 köşk 5-10 araba ne olacak yani? Azın azı. Devede kuş. Bütün dünyayı versen bir gavura o bile çok az da. Adam başı düşer azın azı. Bak ne buyuruyor Estağfirullah. لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. Habibim diyor, o dinsiz doğrusuz imansızların şehirlerde emniyet içinde gezip dolaşmaları, şimdi mesela düşünün, 3 katlı otobüsler son model, 2 katlı 3 katlı, şimdi mesela düşünün, 3 katlı otobüsler son model, 2 katlı 3 katlı her ihtiyaç içinde onlarla geliyorlar o Ayasofya'nın Sultanahmet'in oralara. Efendim marklar dolarlar ceplerinde, paraları değerli kıymetli, kapalı çarşıya gidiyorlar, kaldırıyorlar orayı, ne var ne yok alıyorlar. Bizim millet bak aç ağzını açıyor bunlara bakıyor ancak. Ulan bunlarda ne para var, bunlarda ne imkan, ne fen, ne teknik. Herif senenin 3 ayı 5 ayı geziyor. Bizim millet senede 2 gün bir yere gidecek parası yok. Milletin ekserisi köyüne gidemiyor parasızlıktan. Bayramda bile bir yere gidemiyor parasızlıktan. Eskiden ziyaretleşmeler vardı. Bayramda küçükler, büyükler hep giderlerdi. Nasıl gitsin adam ya? Bir bayramda 5-10 kere gitse yani aldığı ikramiyeyi bilmem ne hep yemişsi lazım. Bir şey kalmaz ya. Ne yiyecek millet? Şimdi gavurları böyle görünce diyor, ulan bunlar gavur biz Müslüman. Bunlar rahat biz böyle sıkıntıda. Bunlara bakın cehenneme girecek. İşte biz cenneti nasıl oluyor falan aklı ermiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki o gavurların şehirlerde gezmeleri, dolaşmaları seni aldatmasın Habibim. Ona söylüyor, bize işittiriyor. O aldanır mı? Biz aldanmışık. Sakın aldatmasın seni. Neden? Çünkü ben onlara çok az veriyorum. Dünyada ne versem nedir? Çok az. Çok az ne demek? Bütün dünya bile çok az. Estağfirullah. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى لَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Habibim söyle onlara ki ahiret, takva kullarıma ahiret çok hayırlı, dünyanın hepsi bomboş, azıcık bir şey. Şimdi o zaman ne oldu? 2 günlük dünyada yaşarlar, yerler içerler, ondan sonra gidecekleri yer cehennem. O ne kötü döşektir. Aa bak, altıma döşek sermişler. Şimdi dün Ümraniye'de takılıyorum onlara. Şeyli battaniye getiriyorum, ceryanlı battaniye. Altım şimdi yanıyor sıcaktan. Ulan diyorum bu ayette geliyor aklıma şimdi ama neyse elhamdülillah. Yani inanmayanların diyor, döşeği cehennem, döşek. Altına serilen cehennem. Sırf yani ateş. Estağfirullah. لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Onların altına Mevla buyuruyor, kıpkızıl ateşi döşek yapacağım. Üstlerine de sırf ateşten yorganlar örteceğim. Zalimleri böyle cezalar. Allah'a ortak koşan, 20. asırda şeriat olur mu diyen, sünnet seniyeyi horakır gören, ehli sünnet mezhebinden ayrılan, zalim bunlar. Bunları böyle cezalandır. Efendiler, demek ki kafirleri biraz yaşatırım deyince bütün dünyanın gavurlarının fenleri, teknikleri, keyifleri, zevkleri, safaları neymiş? Çok az, azın azı. Bununla beraber size şunu da söyleyeyim ki bizim ecdadımız, Müslüman ecdadımız kafirlerden daha zengin, daha imkanlı, daha rahat yaşamadı mı? He? Görmüyor musunuz Osmanlı'nın eserlerini?
650 sene bunlardaki hayat, bunlardaki yaşantı kimde vardı? Kuş sütü kuru üzümdü be. Bunalım yok, pahalılık yok, kıtlık yok, açlık yok, susuzluk yok, eşkıya yok, bombalama yok, adam öldürme yok, hırsızlık yok. Cennet hayatı yaşamadılar mı? Şu memleketlerde. Kur'an sayesinde, şeriat sayesinde, sünnet sayesinde, ulema evliya sayesinde, o tekkeler sayesinde, medreseler sayesinde, meşayih sayesinde. E sonra sen alimleri kes, şeyhleri as, medreseleri kapa, tekkeleri kapa, bütün İslami faaliyetleri durdur, milleti hadi bakalım gavurun peşine uydur, ondan sonra eşkıya gir. Her tarafı bombalasın, yaksın, yürsün. Mahalleler hırsız dolsun, köy kent hırsız dolsun, soysuz dolsun, yolsuz doysun, namussuz dolsun, dinsiz donsuz dolsun memleket. Ondan sonra bereket arar. Kalır mı ya?